Bugün Batman İl Başkanlığımızdayız ve basın toplantımızı Muş İl Başkanımız İsmail Adanur, Batman İl Başkanımız, İstanbul Milletvekilimiz Sezgin Tanrıkulu ve Adana Milletvekilimiz Burhanettin Bulut'la birlikte gerçekleştiriyoruz. İlk önce söze Batman'la ilgili ve Türkiye ile ilgili bir uyarıyla başlamak istiyorum. Bu masanın iki başında oturanlar eczacı. Ben de Sayın Burhanettin Bulut'la eczacıyız. Ve bu salgın ilk ortaya çıktığı andan itibaren bu salgına karşı tedbirlerin en üst düzeyde alınması gerektiğini söyleyen, aşının bir an önce üretilmesi gerektiğini söyleyen ve herkesi aşı olmaya davet eden iki milletvekili olarak buradayız. Ben gittiğim her ilde ile yaklaşırken eskiden son seçim sonuçlarına bakardık. Elbette yine bakıyoruz. Genelde ne almışız, yerelde ne almışız. Bir de ben aşılama oranlarına bakıyorum gelirken. Batman Türkiye'nin aşılama oranında en kötü ikinci ili. Bu konuda tabi Batmanlılara söyleyecek bir sözümüz var. Sözümüze değer veren herkese ben kendim aşımı oldum. Aşılarımı günü gününe oldum. 20 yaşındaki kızım oldu. 78 yaşındaki babam, 72 yaşında annem oldu. Ailemizdeki aşı imkanı gelen bütün gençler, bütün çocuklar aşılarını oldular. Bu aşıların olunmasından kimse endişe duymasın. Çünkü şu anda Türkiye'de günde 200 ila 220 arasında değişen rakamlarda insanımız ölüyor. Hatırlayın, ben Manisa milletvekiliyim. Soma faciasını hep beraber ne çok ağladık. Orada 301 kişi ölmüştü. Yani Türkiye'de her 1,5 günde bir Soma faciası yaşanıyor. Uçaklara binip gidiyoruz. Uçak kalkınca yakınlarımız dua ediyor. Kazasız belasız inin inşallah diye. Bugün 180 kişilik bir uçak düşse Türkiye 2 sene konuşur. Her gün en az bir uçak, bazen 1,5 uçak düşüyor Türkiye'de. Her gün uçak faciası yaşanıyor Türkiye'de. Ve yoğun bakımlar aşısızlarla dolu. Hastaneler aşısızlarla dolu. Maalesef morglar, maalesef kabristanlar aşısızlarla dolu artık. Aşı, o da belki antikor üremediği için falan. Ama herkesi, Batmanlıları, sözümüze değer veren herkese şunu söylüyoruz. Lütfen aşınızı yaptırın. Günü gelince ikinci, günü gelince üçüncü aşınızı yaptırın. Yarın dördüncü aşı derlerse dördüncü aşınızı yaptırın. Bu konuda biz kefiliz. Ben Özgür Özel olarak aşının güvenliğine ve koruyuculuğuna kefilim. Lütfen aşıdan kaçınmayın, aşıdan kaçmayın. Elbette burada iktidara da söyleyecek söz var. Bu kadar çok kutuplaştırırsanız, bu kadar çok ötekileştirirseniz, her kararı siz verirseniz, Batmanlılar kendini yönetecek belediye başkanı seçersiniz, hayır, senin dediğin değil benim atadığım yönetecek derseniz, sizin söylediğiniz söz Batman'da o kadar ciddi alerji yaratıyor ki artık her şeye sen mi karar vereceksin, aşıya da ben karar vereceğim diyor gençler. Bu kutuplaşma, bu ötekileştirici, bu şeytanlaştırıcı değil. Batman'daki özellikle gençleri ve özellikle Batman'daki siyasi bilinci yüksek kesimi aşıya karşı bir tereddüte dönüştürüyor. Sokakta karşılaşıyoruz, soruyorum aşı oldun mu? Olmam ben onun aşısını diyorlar. Bu iktidarın şeytanlaştıran, her şeye karar veren, bu iktidarın her şeyi kendisi belirleyen dilinin bir ürünüdür. Biz bir kez daha çağrıda bulunuyoruz. Eğer bu iktidar bu ülkenin insanlarını seviyorsa, ona buna her şeye kamu spotu yapıyorlar, gelin bir kamu spotu yapalım. Bu kamu spotunda bütün siyasi partilerin liderleri oynasınlar ve hep birlikte davet etsinler insanları aşı olmaya. Ancak bölgedeki siyasi karşıtlık ve siyasi rahatsızlığın aşı karşıtlığı üretmesine ancak böyle engel olabiliriz. Bir kez daha buradan bunu ifade etmek istiyorum. Bunun yanında Batman'da basın toplantımızı planladığımızdan 40 dakika geç gerçekleştirdik. Normalde bu istenen bir şey değil. Ama basın memnun, biz memnunuz, herkes memnun. Sebebi şu, Batman'da gördüğümüz büyük teveccüh, esnaftan gördüğümüz, sokakta gördüğümüz teveccüh, üniversite öğrencilerinin gelip
bizi neredeyse kolumuzdan sürükleyerek üniversitemizi gelin gezin dediler. Bizi üniversiteye götürdüler. Bütün basınla birlikte gittik. Üniversitede kulüplerin tanıtımı vardı. Ve gencecik Türkiye'nin umudu arkadaşlarımızdan, Türkiye'nin dört bir yanından Batman'a gelmiş ya da Batman'da olup Batman'da okuyan arkadaşlarımızla çok heyecanlı, çok keyifli, çok güzel bir saate yakın zaman geçirdik. Böyle gecikmeye can feda, duyduğumuz memnuniyeti bir kez daha ifade ediyoruz. Elbette sokakta siz de görüyorsunuz, biz de görüyoruz. Psikolojik iktidar Türkiye'de el değiştirdi. Önce psikolojik iktidarı Cumhuriyet Halk Partisi ve bütün muhalefet partileri ele aldılar. Cumhuriyet Halk Partisi ve muhalefet partileri Türkiye'nin gündemini belirliyorlar. Biz söylüyoruz, onlar reddediyor. Türkiye'de en çok konuşulan konu gençler arasında da AKP, MHP oylarıyla reddedildi. Emeklilikte yaşa takılanlar emekli olsun diyoruz, reddediyorlar. 3600 ek gösterge sözü verdiğin memura sözünü tut diyoruz, reddediyorlar. Biz hep birlikte Türkiye'nin önünü açacak projelerimizi getiriyoruz. Bunları konuşalım diyoruz, reddediyorlar. Örneğin atanamayan sağlıkçı ordusu var. Gelin bunları atayalım. Atanamayan sağlıkçıları hep birlikte atayalım. Mevcut yorgun, bitkin sağlıkçılar dinlensinler. Covid'e karşı başarılı olalım diyoruz, reddediyorlar. Öğretmenler var, dünya kadar mezun olmuş, atamamışsınız. Gelin onları atayalım diyoruz, reddediyorlar. Uzman çavuşun sorununu da mecliste konuşan biziz. Korucunun sorununu da konuşan biziz. Türkiye'de bölgenin derin yoksulluğunu da, hak ihlallerini de konuşan biziz. Ama bunların hepsi her geçen gün birbirine benzeyen AKP, MHP iktidarı tarafından reddediliyor. Ama sahada da bu anlayış reddediliyor. Batman'da sokağa çıktığınızda artık size iktidar partisini öven, savunan, arkasında duran kimse kalmamış. Ne zaman gidecekler diye soruyor. Çok yakında deyince rahatlıyor insanlar. Türkiye'nin dört bir yanındaki gibi Batman'da en çok muhatap olduğumuz soru, erken seçim ne zaman? Biz dünden razıyız, bugünden hazırız. Ama erken seçim ne zaman sorusunu cevaplamaktan yorulduk. İktidar korktuğu için erken seçim yapamaz. Süleyman Soylu kendi söylediği söze güveniyorsa erken seçime hodri meydan gelsin yapamaz. Yalanın buçuklusunu söylersem inanırlar demiş Süleyman Soylu. %15,5 öndeyiz diyor. Anketi gösteremiyor. Dün de çağrıda bulunduk. Çıkar anketi göster. Kim yapmış? Nerede yapmış? Kaç kişiyle yapmış? Ne sorun çıkmış? Türkiye'nin dört bir yanından AK Parti'nin eridiği, muhalefetin güçlendiği, iktidarla muhalefetin yer değiştirdiği, anketlerde artık iktidar bloğunun geriye düştüğü, Recep Tayyip Erdoğan'ın bir daha seçilemez halde olduğu görülüyor. Süleyman Soylu benim gördüğüm bir anket diyor. Hadi Yiğit sen açıkla. 15,5. Şimdi bir tane yalandan anket yaptırmaya başlar. Bütün anketler aksineyken yalanın buçuklusunu söyleyeyim, küsuratlısını söyleyeyim de inanan olur diyen Süleyman Soylu'ya söylüyoruz. Varsa cesaretin. Hani çok üst perdeden konuşuyorsun ya. Herkesi tehdit ediyorsun ya. Herkese hesap soruyorsun ya. Hadi bakalım koy sandığı, çık karşımıza. Geçen sene böyle yapıyordun bütçede. Oh oh yapıyordun. Şimdi sana oh. Muhalefete düşüyorsunuz oh. İktidarı kaybediyorsunuz oh. Zulüm bitiyor oh. Herkes rahat nefes alacak. Süleyman Soylu. Cesaretin varsa çık karşımıza. Kaçma bakalım seçimden. Öbür yandan küçük ortak Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye'ye gezip CHP'yi kötülecekmiş. CHP'yi kötülecek. CHP'nin güçlü olduğu yerlerde. Ya bu kötülük siyasetini bırakın artık. Ömrünüz kötülük yapmakla geçti. İnsanlar iyilik istiyorlar. İyilik siyaseti istiyorlar. Bak İstanbul'da siz diyordunuz ki CHP kazanırsa beka sorunu olur. Türkiye batar, Türkiye karışır. Biz de diyorduk Mart'ın sonu bahar. Millet kime oy verdi? Kara gri, koyu gri, siyaha yakın. Cumhur İttifakı'nın korku siyasetine değil, rengarenk, adeta
bir gökkuşağı gibi her rengi içinde bulunduran İstanbul'daki umut siyasetine oy verdi. Gelecekte de Kürtler, Türkler, Aleviler, Sünniler, Türkiye'deki kökü ne olursa olsun bütün güzel insanlar Türkiye'nin geleceğini bu AKP, MHP, kara, koyu, korku siyasetinden kurtaracaklar. Korku siyasetinin yerini umut siyaseti kazanacak. Her şey çok güzel olacak dedik ya. Her şey Türkiye için de çok güzel olacak. Batman için de çok güzel olacak. Her ağzını açtığında CHP'yi yeneceklerini söyleyen MHP ve AKP muhalefete muhalif olmuşlar. O zaman önümüzdeki seçimlerden sonrasını hazırlanıyorlar. Artık onlar muhalif oldular. Bundan sonra da biz iktidar ederken onlar muhalefet edecek. Ama emin olsunlar ki onlar muhalefet ederken onların gazetelerine çökmeyeceğiz. Onların gazetecilerini alıp hapse atmayacağız. Onların siyasetçilerini mahalle başkanlarına kadar toplayıp seçimlerden önce içeri tıkmayacağız. Onlar gibi yapmayacağız. Onlar gibi başka partilerin genel başkanlarını içeri atıp da referandum seçim kazanmaya çalışmayacağız. Aksine bütün imkanlarıyla muhalefet etsinler. Biz iktidarda neleri yapacağımızı, neyi güzel yapacağımızı anlatmaya devam edeceğiz. Bir diğer konumuz TÜİK. TÜİK'in kısaltılması. Batman'da da tekrar edelim. TÜİK, Tayyip'i üzmeyen istatistik kurumu kelimelerinin kısaltılmışıdır. Bugün açıklama yapmış, mızrak da çuvala sığmıyor, bastırdıkça bastırıyor bunlar. Geçen aya göre fiyatlar %2.4 artmış. Geçen seneye göre 19.99. Yahu hani adam indirim yaparken fiyat yüksek olmasın diye yazıyorlar ya 19.90. TÜİK'ten yeni enflasyon rakamı 19.99. Ya birazcık bu kadar korku olur mu ya? Enflasyon, bunlar pimpon topunu hesaba katıyorlar. Bunlar örneğin işte vatandaşın hiç kullanmadığı tenis raketinin enflasyonunu hesaplıyorlar. En az artan neyse ona bakıyorlar. 19.99 diye fiyat bulmuş. Bir de geçen ay 19.4. Geçen aydan bugüne 2,5 puan, 2.4 artmış. Ama toplam 19.99. Tayyip Bey kızmasın. Tayyip'i üzmeyen istatistik kurumundan dumping. Enflasyon 20 değil 19.99. Şimdi önümüzdeki süreçte gelecek ay ne yapacaklar gerçekten merak ediyoruz. Ama bağımsız araştıran kurumların hepsi enflasyonu %50'nin üzerinde, mutfak enflasyonunu %60 ile %180 arasında farklı fiyatlarda ilan ediyorlar. Buna inanmayan gitsin manava. Dün Sason'da değil mi başkanım? Manava girdik. Geçen seneyle bu senenin fiyatlarını tıkır tıkır saydı gencecik bir manavdaki emekçi kardeşim. İkiye katlamayan yok. İkiye katlamayan yok. Biz de dedik ki bir bakalım bakalım TÜİK bunlara nasıl bakmış. Şimdi TÜİK tabii şöyle yapmış. 404 ürünün fiyatını almış. Bu ürünlerden 265'i son bir yılda %20'den fazla artmış. Aslında kendi kendini yalanlayan, satır arasında doğruyu söyleyen rakam bu. 404 ürüne baktım diyor, 265'inin fiyatı %20'nin üstünde. 124'ünün fiyatı %30'un üstünde. 62'sinin fiyatı %40'ın üstünde. 33'ünün fiyatı %50'nin üstünde arttı diyor. Ve bakın, şimdi tabii bunları Sayın Devlet Bahçeli'ye ve AK Parti'nin bütün sözcülerine şikayet ediyoruz. Sayın Bahçeli, beka sorunumuz, devletimizin, milletimizin baş düşmanı karnabahar, terörist başı, %124.4 artmış. Tayyip Erdoğan'ın haberi ve bilgisi dahilinde olmadan, kendi başına sırf terör eylemi olsun diye %124. Kömür fiyatı %89 artmış, utanmaz kömür. Sırf hükümetimizi zor durumda bırakmak için. Dış güçlerle işbirliği içinde bunlar. Soba fiyatı dün Muş Varto'da soba satan amcaya sorduk. Fiyat kaç para diye. Geçen sene 400'dü. Bu sene 750 dedi. Onun hesabı %85'ti. Bakıyoruz %72,5 artmış.
Tavuk eti %68, patlıcan 67, terörist domates 62, laf dinlemez LPG %52 artmış. Mutfak tüpü 120 liradan başladı eylemlerine. Her ay bir eylem yapıyor. 130 lira oluyor hükümetimizi yıpratmak için. Devlet Bey'in bütün tehditlerine rağmen 150 oldu 3 ay önce. Geçen ay artık bölücü eylemlerinin sonuna geldi. Mutfak tüpü 170 liraydı. Dün sorduk etkin pişmanlıktan yararlanmak ister misin diye. Kabul etmedi 180 lira. İyi hali de yok namusu. İyi hali de yok. Bu şartlar altında millete halen daha siz aç değil toksunuz, durumunuz iyidir diyenler var. Bunlardan bir tanesi maalesef Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan. O vatandaşa geçen aylarda porsiyonu küçültün demişti. Ya iktidarlar, yani değerli hanımefendi, eşiniz porsiyonları büyütmeye, ekmeği büyütmeye, çorbayı büyütmeye, yemeği büyütmeye geldi. Sofrayı küçülterek, porsiyonu küçülterek ülke yönetmek bir akıl işi değildir. Şimdi o Recep Tayyip Erdoğan'ın enerji bakanı, damadın da çok değerli dostu, dün şöyle bir şey yapmış. Diyor ki doğalgaz arttı ama diyor vatandaşın çaresi var. Kombiyi diyor 23'ten 22'ye getirirsen %7 tasarruf edersin. Zammın diyor bir kısmı telafi olur. Ya da diyor yazın diyor soğutmada diyor 18 değil 19 derece yaparsan %7 olur diyor. Beyefendi doğalgazı ucuzlatmanın yolunu bulmuyor da vatandaşa 22'den 21'e %49 arttı doğalgaz. Her 7 puan için 7 kere düşürmek lazım geçen seneye göre. Vatandaş ne yapacak? Diyor ki 14 derecede otur. Her 1 derece için %7 tasarrufsa geçen seneki fiyata 14 derecede oturursun. Adamın bıyıklarını buz kestirecekler yakında. Enerji Bakanı bunu söylüyor. Böyle bir aymazlık, böyle bir utanmazlık, böyle bir pişkinlikle karşı karşıyayız. Doğalgaza zamlı yapıyorlar. Vatandaşa vanayı kıs diyorlar. Bakalım bundan sonra daha ne yaratıcı öneriler bu iktidardan göreceğiz. Batman'da olmaktan mutluyuz. Batman, Diyarbakır, Muş son 3 günümüzde Cumhuriyet Halk Partisi olarak büyük bir teveccüh gördük. Bundan sonra önümüzdeki seçimden hemen sonra ben yine buralarda olurum. Ama böyle burada bir eksik var. İl başkanları burada, bölgenin evlatları, milletvekilleri burada, Bitlislisi, Diyarbakırlısı. Ama buraya artık Batman milletvekilini, Muş milletvekilini oturtmak lazım. Bölgede gördüğümüz destekten memnuniyet duyuyoruz. Bunun, bu desteğin Cumhuriyet Halk Partisi'ne oya dönüşmesini büyük bir umutla bekliyoruz. Anketlerde son seçimlere göre bölgede 10 kat oy artışımız var. 1,5 aldığımız yerde 15, 2 aldığımız yerde 20, 1 aldığımız yerde 10, 12 ölçülüyor. Bu artışı sürdüreceğiz. Sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Bu bölgenin insanı uzun süredir hem ihmal edildi ve bu iktidarın son döneminde özellikle hem psikolojik olarak elbette her türlü işkence kötü ama bu bölge insanına bu iktidarın yaptığı bu psikolojik işkenceden artık bu bölge insanını kurtaracağız. Sen bilmezsin, biz biliriz. Sen ikinci sınıf vatandaşsın. Senin seçtiğin değil benim atadığım yönetecek. Senin söylediğin sözün doğru mu yanlış mı olduğuna ben karar veririm. Muhalefet edersen terörist derim, derdini kimseye anlatamazsın. Bu baskıların her birinin sonu önümüzdeki iktidarımızda gelecek ve hep birlikte inşallah en güzel günlerde iktidar partisinin il başkanı gibi çalışan valilerle, ilçe başkanları gibi çalışan kaymakamlarla değil, gerçekten Batman'ın yüzünü güldürmek isteyen valiler, kaymakamlarla, gerçekten fedakar, devletin şefkatli yüzünü gösterecek insanlarla buralarda olacağız.
Batman'ı da Batmanlıların seçtikleri yönetecek, Batmanlıların seçtikleri temsil edecek. Hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar.